İftira atmanın ecri nedir demiş. İftira atmak fitne çıkarmaktır. Bir toplumu katletmek gibidir. Çok büyük günahtır. Helallik almadan ahirete gittiğin zaman yandın. Kulak bile gidersin. Bitti. Dünyada o insanın karşısına geçip özür dileyerek, ağlayarak, yalvararak bu insandan helallik ifadesini işitmen lazım. Yani mücadele etmen lazım bu konuyla alakalı. Çok önemli. Yani ama şunu anlayalım. Şimdi bir insan, yani şurayı iftirayı anlayalım. İftirayı öyle hani böyle bir şey. En büyük iftira mümin bir kadına, yani bir kadına, Müslüman bir kadına yapmadığından dolayı iffetsizlik, ahlaksızlık yakıştırmak. Yani bu kadın şöyle kadın demek. Aslında öyle değil işte böyle ama demek. Böyle demek. Veya gözünle görmemişsin. Şimdi bir sahabe geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hanımıyla, yani hanımıyla başka birini yakaladı yatağında. Efendimiz dedi ki, yani öldürmemek için koştu Efendimiz'in yanına, ya Resulallah böyle böyle yatakta yakaladım. Efendimiz dedi, 4 tane şahidim var mı? Yok ya Resulallah. Veya bu olayı gördün mü? Yok ya Resulallah. Hanımına iftira atma. Onun için öyle bak, çok önemli bir mesele bu yani. Sadece bunun için değil. Zaten var olan bir şeyi senin arkandan konuşuyorsam ve bu konuşmuş olduğum bu kapasitenin içindeki, bu çemberin içindeki konuştuklarım seni rahatsız ediyorsa bu senin hakkında gıybettir. Benim senin hakkında gıybet etmemdir. Bu da Efendimizin buyurduğu gibi, Allah'ın buyurduğu gibi ayet-i kerimede mümin bir kardeşinin ölmüş etini yemen gibidir. Yani bir insan etini yemen gibidir kardeşinin. Kardeşin etini yemen gibidir. Eğer zaten var olmayan arkandan bir şey söylüyorsam bu iftiradır. 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 Bu da fitneye sebep olur. Fitne de bütün toplumu katletmek gibidir. Yani Allah yok katında. Etmek gibi. Evet. Aynen.